Arkadaşlar ben bugün size sulu çözeltilerde asit baz dengesini anlatacağım. Asit baz dengesinde ilk önce asit baz tanımlarıyla başlayalım. Asit baz tanımlarında e, ilk Arrhenius asit baz tanımı ne diyor? Arrhenius ortama hidrojen iyonu veren maddeler asit diyor. Hidrojen iyonu veren madde asit. OH- iyonu veren maddelere baz denir diyor. Burada çeşitli asit ve bazların e, su tepkimesinde hidronyum iyonu ve OH iyonu oluşturduğunu görüyoruz. Hidrojen iyonu aynı zamanda asit bazlarda hidronyum iyonu ile aynı anlama gelmektedir. Yani burada sulu çözeltili tepkimeyi bu şekilde yazabildiğimiz gibi mesela HNO3 burada suda ortama e, işte hidrojen artı ve nitrat eksi şeklinde de yazabiliriz e, şurayı düzeltelim aynı şekilde burada e, bazılarda da öyle mesela diyelim ki NaOH e, katısını bir sulu çözeltide direkt sodyum artı OH eksi iyonları şeklinde gösterebiliyoruz Arienus asit baz tanımı hidrojen ve OH içermeyen içermeyen e, SO2 CO2 gibi asit özelliği gösteren madde maddeleri özelliğini açıklayamıyor. İkinci asit bas tanımımız Lowry Bronsted. Lowry Bronsted ne diyor? İşte hidrojen iyonu yani proton verici diyor. Proton verici madde asit, proton alıcı madde ise bazdır diyor. Neden proton verici, proton alıcı diyor? Hidrojen artı iyonu elektronu olmayan bir iyon bir proton gibi davranıyor. Dolayısıyla mesela diyelim ki hidrojen florür bir tane hidrojen iyonu verip flor eksiyonuna dönüşmüş ya da hidrojen si siyanür bir hidrojen iyonu verip siyanür eksiyonuna dönüşmüş. Bunlar nedir? Lowry Bronsted'e göre nedir? Asit ya da bazılara bakalım. NH3 işte bir tane hidrojen iyonu alarak NH4'e dönüşmüş. Ortama OH iyonu verdiği için baz. ya da metilamin bir tane hidrojen iyonu alarak ortama OH iyonu verdiği için yani hidrojen iyonu alıyor. Proton alıcı olduğu için nedir? bazdır. Lowry Bronsted aynı zamanda işte ee, karbondioksit ya da SO2 gibi asit özelliği gösteren maddelerin asitlik e, tanımını da gerçekleştirmiş oluyor. Mesela karbon e, karbondioksit e, ne yapıyor? Bir karbonat iyonuna dönüştüğünde bir tane hidrojen iyonu aldığı için bu madde nedir? Asittir diyebiliyor. Ya da SO2 bir sülfite dönüştüğünde bir tane hidrojen iyonu aldığı için nedir? Asit özelliği gösteriyor diyebiliyor. Yani e karbondioksit, SO2 gibi maddeleri tanımlayan asit olarak tanımlayamadığı maddeleri ne yapmış? Asit olarak tanımlayabilmiş. Şimdi eee Lowry Bronsted'de konjuge asit baz çifti e, söz konusu. E, hidrojen iyonu kadar fark olan asit baz çiftlerine konjuge asit baz çifti denir. Aralarında hidrojen artı iyonu kadar iyonu kadar fark bulunan asit-baz çiftlerine konjüge asit-baz çifti ya da birbirinin eşleniği denir. Şimdi örneklerle gösterelim. Mesela diyelim ki burada asetik asitin suda iyonlaşma denklemi var. Şuraya bir yönünde, şuraya iki yönünde dersek asetik asit e, suyla tepkimeye girdiğinde ne yapıyor? Bir tane hidrojen iyonu verdiği için nedir? Asit. Suda bir tane hidrojen iyonu aldığı için baz. E tersten baktığımızda hidronyum iyonu bir tane hidrojen iyonu e iyonu suya dönüşürken bir hidrojen iyonu verdiği için asit. Asetat da e, bir tane hidrojen iyonu aldığı için baz gibi davranıyor. Burada işte e hidrojen iyonu alanlar baz hidrojen iyonu verenler asit gibi davrandığı için proton verici ve proton alıcılar olarak tepkime de gösteriyoruz ve aynı numaralı bu aynı numarayı nasıl veriyoruz mesela diyelim ki buna asit 2 dedik o zaman yanındaki aynı numarayı almayacağı için baz 1 baz 1 ise burası baz 2 asit 2 ise burası nedir asit 1 ve aynı numaralı asit baz çiftleri birbirinin eşleniğini olarak tanımlanıyor işte burada ne olmuş oluyor? O zaman asetik asit asetatla suda hidronyum iyonuyla konjuge asit-baz çiftidir diyebiliriz. Yine e, burada amonyak su tepkimesinde de aynı şekilde, mesela NH3 e, bir tane hidrojen iyonu alarak nh 4e dönüşmüş. O zaman hidrojen iyonu alan yani proton alıcı olan nedir? Baz. E, su ise bir tane hidrojen iyonu verdiği için proton verici olduğu için nedir? Asit. Tersten baktığımızda iki yönünde şimdi bakıyoruz. O zaman nedir? NH4, NH3'e dönüşürken bir hidrojen iyonu verdi asit. OH bir hidrojen iyonu alıp suya dönüştüğü için baz. Aynı şekilde numaralandırmayı yapıyoruz. Burası işte baz 1 ise baz 1'in yanında bir numara tekrar olmayacak. Asit 2 diyorum. Asit 2 ise burası asit 1 ve baz 2 aynı numaralı asit baz çiftleri birbirinin konjugesi olmuş olacak. Şimdi burada biraz daha olayı e, genişletecek olursak şöyle diyebiliriz. Mesela diyeceğiz ki e, NH3 NH4'ün eşlenik bazıdır. NH3 NH4 artının eşlenik bazı ya da tam tersi şöyle diyebiliriz. NH4 NH3'ün eşlenik asitidir diyebiliriz. Neden? Çünkü NH3 NH4'e dönüşürken burası baz. Bu asitse o zaman NH3 NH4'ün eşlenik baza ya da tersten bakıyorum. NH4 NH3'e dönüşürken asit olduğuna göre NH4 NH3'ün eşlenik nedir? E, asitidir diyebilirim. Devam edelim. Mesela diyelim ki suyla hidroksit için düşünelim. Ben ne diyorum? E, OH suyun eşlenik bazıdır. OH eksi H2O'nun eşlenik bazıdır diyebilirim. Ya da tam tersi devam ediyoruz. Ya da tam tersi diyoruz e, H2O e, OH'ın eşlenik asitidir. Başka örnekle devam edelim. Mesela diyelim ki bazı bileşikler Lowry e, Bronsted asit baz tanımında bazen asit bazen baz gibi davranabiliyor. Mesela su örneğinden verelim. Şurada bir örnekle gösterelim. Mesela diyelim ki hidrojen flürür suyla tepkimeye girdiğinde e, flor eksi ve H3O artı oluşturuyor. Bir de NH3 alalım. NH3 de e, H2O ile tepkimeye girdiğinde e, biraz önce gösterdik. Burada ne oluşturdu? NH4 artı ve OH eksi yonunu gö gösterdi. Şimdi biraz önce e, gösterdiğimiz gibi hidrojen flörür. Burada nedir? Asit, su, Nedir? Baz gibi davranır. Neden? h 2 hidrojen iyonu alarak H3O'ya dönüştü. Tersten bakıyorum. Hidro, e, flor, hidrojen floruyla dönüşürken hidrojen iyonu aldığı için baz. Bu da verdiği için nedir? Asit. Burada bakalım. Mesela diyelim ki NH3, NH4'e dönüşürken bir hidrojen iyonu aldı. Bu nedir? E, bazdır. H2O, OH iyonuna dönüştüğünde bir tane hidrojen iyonu verdiği için nedir? Asit tersten bakacak olursam NH4 NH3'e dönüşürken bir tane hidrojen iyonu verdiği için asit OH'da bir tane aldığı için hidrojen iyonu bu da nedir baz mesela ben buna asit 1 dersem baz 2 demek zorundayım çünkü birin yanına tekrar bir yazamam baz 2 ise burası baz 1 burası da asit 2 ee, aynı şey bunun için gösterelim <laughs> mesela bu bu e, Baz bir dersem şuna baz bir dersem o zaman asit 2 asit bir dersem buna baz 2 derim baz bir asit bir ve ba, asit 2 baz 2 birbirinin konjugesi şimdi burada şunu göstermek istiyorum mesela diyelim ki su bu iki tepkimede amfoter görevi görüyor neden burada su baz görevi görüyorken burada su nedir asit görevi görmüş oluyor. Ee, başka ne söyleyebiliriz? Mesela NH3, NH4'ün nedir? konjüge bazıdır. Ya da H2O, OH'ın nedir? Konjüge asididir. Tersten bakacak olursak mesela NH4, NH3'ün konjüge asididir. Ya da OH, H2O'nun konjüge bazıdır diyebiliriz. İşte burada ÖSYM sorusu var. Ee, burada hangisi yanlıştır diyor. Burada konjüge asit baz çiftlerine bakacak olursak e, D şıkkında H3O, H2O'nun konjuge bazıdır diyor. Konjuge bazı değil, konjuge asiti. Bunu nasıl anlayacağız? Ee, mesela diyelim ki... Evet bu soruda yanlışı soruyordu bize arkadaşlar. Yanlışı sorduysa e, hemen ne yapalım? E, B şıkkında yanlışlık olduğunu göreceğiz. Mesela bunu ispatlayalım. NH3 Suyla tepkimeye girdiğinde ne oluşturacak? NH4 artı ve OH eksi iyonunu oluşturacak. Şimdi NH3, NH4'e dönüştüğüne göre bir tane hidrojen iyonu almış. Dolayısıyla bu nedir? Baz H2O verdiği için bu nedir? Asit. Tam tersi bu asit. Bu ise baz olduğunu görüyoruz. Ben şuna baz bir dersem bu ne olmuş olacak? Asit 2. Bu asit 1 ise bu baz 2. Aynı numaralı asit baz çiftleri birbirinin konjugesi olduğuna göre o zaman NH3, NH4'ün neyi olmuş olacak arkadaşlar? Konjuge NH3, NH4'ün konjuge bazı olmuş olacak. NH3, Burada ne diyor? NH3 NH4'ün konjuge asididir diyor. Bu yüzden yanlış. Tekrar söylüyorum. NH3 burada baz olduğu için NH4'ün konjuge konjuge bazıdır. Burada tek tek deneyip görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir başka ÖSYM sorusuna bakıyoruz arkadaşlar. Yine Lowry Bronsted asit baz tanımına göre gidiyoruz arkadaşlar. Burada aynı şekilde bu tepkimeyi yazacak olursak HClO3 suda H2O ile ne oluyor? ClO3 eksi ve H3O artı şeklinde yonlarına ayrışıyor. Şimdi sırasıyla bakalım. HClO3, ClO3'ü e dönüşürken bir hidrojen iyonu verdiği için nedir? Asit. O zaman bu nedir? Baz tersten bakalım CLO3 HClO3'e dönüşürken bir hidrojen iyonu e, vermiş dolayısıyla pardon e, almış dolayısıyla bu nedir baz H3O'da bir tane hidrojen iyonu verdiği için nedir asit şimdi bu asit 1 ise baz 2 baz 1 ise asit 2 o halde Aynı numaralı asit 1, asit 2. Pardon, asit 1, baz 1. Şurayı sileyim. Ve e, devam ediyorum. Baz 2 ile asit 2 birbirinin nedir? Konjugestir. O zaman HClO3 asittir. Doğru. Eee ClO3 HClO3'ün eşlenik bazıdır. Doğru e, H2O HClO'ya karşı baz gibi davranır. Su HClO3'e karşı nedir? Baz gibi davranmış. Doğru. H2O H3O'nun eşlenik asididir. H2O kendisi baz olduğu için H3O'ya karşı nedir? Eşlenik bazıdır demesi gerekiyordur. Bazıdır. Dolayısıyla cevap denizli. Tepkimede HClO3 H2O'ya proton vermiştir. Evet bir tane hidrojen iyonu vererek H3O oluşturduğu için proton vermiştir diyoruz. Ee, yine buradaki soruya bakalım. Formik asit bir tane hidrojen iyonu vererek asit gibi davranmış. Asit zaten H2O'da bir hidrojen iyonu alarak baz olmuş oluyor. Tersten bakalım. E yönü, bir hidrojen iyonu verdiği için asit. Bu da bir tane hidrojen iyonu aldığı için baz gibi davranıyor. Aynı şekilde numaralandırma yapalım birbirinin eşleniğini bulmak için. Buraya asit 1 diyorum, baz 2 diyorum, asit 2 diyorum ve baz 1 diyorum. Asit 1 ile baz 1 bir, birbirinin konjugesi, baz 2 asit 2 birbirinin konjugesi. O zaman e formik asidin Eşledik bazı HCOOH yani formiyat iyonudur. Doğru. H2O'nun eşlenik asidi H3O'dur. H2O'nun H2O kendisi bazdır. Eşlenik asidi nedir? H3O'dur. H2O proton alarak hidronyum iyonuna dönüşmüştür. Cevap Edirne. Evet suyun oto iyonizasyonuna geldik arkadaşlar. Bunu başka bir videoda size anlatacağım.